Çünkü güzel kokmak. Ah! Ay pardon. Yazık, yazık bana. Rağını sanki kombat yaptım gene bak. Oldu bomba. Wow. O kalan beyin hücrenleri yaptım herhalde. Oy, Didem. Bir tek hani böyle elinden giderse bir şeye değer verirsin ya. İşte hayatın acı gerçekleri. Üşenemem göz ağrımışım ölümü ben. Merhabalar. Şarkıyı durdurmaya çalıştım, biraz durduramadım. Nasılsınız, iyi misin? Ay şaklaman gibi çıkıyorum ha. Koyacak bir yer yok kamerayı, o yüzden odamda bir tık dağınık gibi hissettim. Neyse, şu an evdeyim gördüğünüz üzere. Ne zamandır görüşmüyorduk, bu zamana mı kısmetmiş dersek galiba öyleymiş, bilemeyeceğim. TikTok'ta da zaten hep deyip deyip durdunuz. Arkadaşlarımın baskılarını saymıyorum ama biliyorsunuz ki kanalımıza geri döndük. Bilmiyorsunuz gerçekten. Ben kendimi yine bakmaktan çekemedim. Biraz özlemişim bir tık. Hava bugün o kadar kötü ki dedim ki benim enerjimi bir şekilde atmam lazım yani. Zaten dışarı çıkacağım şimdi kahve içmeye. Size bir fenomen benle tanıştıracağım. Zaten tanıyorsunuz ama kendisi bir TikTok fenomeni. Onunla buluştuğumda detaylı bu mevzuları konuşuruz. Şöyle isterseniz sizin için imzalı birkaç fotoğraf da alabilirim kendisinden. Bir fenomenle buluşacağız bugün. Dedik ki hadi oturalım kahve içelim. Nerede içeriz bilmiyorum ama dedim hani kahve içerken sohbet falan edelim. Yani bu vlog tarzı olmayabilir. Daha çok ne zamandır yokuz ve hani ne bileyim böyle biraz sohbet edelim istedim. Zaten tipi kesiyor hani benim şu an. Neyse giyineceğim bu arada, böyle çıkmayacağım tabii. Lakers neyse, bu tişörtümü çok seviyorum ama şey, hava bakın, hava böyle. Hava bayağı kötü yani. Garip yani, garip havalar. Hem de iki haftadır bayağı iyiydi hava. Abarttım, bir haftadır iyiydi. Neyse şu an yani bayağı kötü. Bu kadar. Teşekkürler. Değişikliklerimle geldim. Saçım mesela bir tık daha sarardı. İpek kirpiklerim var mesela. Bir de tırnaklarımı yeniden yaptırmıştım geçen ay. Bu hafta sonunda yeniden yaptırmam gerekiyor. Çünkü 5 metre kadar uzadılar yani. İkinci bir tırnak çıkıyor alttan. Ondan dolayı onu bir şey seçip yapmamız lazım. Belki bugün seçebilirim yani. Bilemiyorum. Umarım bu videoyu da çekip yüklerim. O kadar. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum açıkçası. O yüzden boş yapmaya devam edeceğim. Bu bütün video boyunca da boş yapabilirim. Özür dilerim eğer yaparsam. Şimdi ben hazırlandım dediğim gibi. Üstümüze bir şeyler seçelim. Ya sweatshirt tight giyerim büyük ihtimalle. Çünkü hava bayağı kötü. Bu şekilde artık nasıl video çekileceğini unuttum. Yani normalde şarkı da şey yapardım ama telifleri bile unuttuğum için bilmiyorum yani. Ne zamandır TikTok çekmekten başka hiçbir şey yapmadığım için sosyal medya ile alakalı bilemiyorum yani. Bu arada TikTok'um da fena TikToker oldum yani. Olmuş sayılırım. Neyse bu arada bu zaman içerisinde bayağı alışveriş de yaptım. Hatta Trendyol'dan beğendiğim belli bir tane Dilvi'nin şimdi konudan konuya nasıl atlıyorum. Neyse Dilvi'nin bir bilindik bir korsesi var. Onun bende limon yeşili. Limon sarı. Nasıl? Neyse limon yeşili olan bir yeşil var ya, anladınız siz beni. Ondan bir korse almıştım. Onun başka rengini de almak istiyorum. Neyse yani istiyorum. Alacağız yani. Trendyol'dan da bir alışveriş yapabilirim küçük. Böyle boş bir video olacak ama sohbet edeceğiz. Yokluğumu unutturmak istiyorum. Neyse. Bir yüzüm şişmanlamış mı? Bir şişik miyim? Çantalarım da şurada fena duruyor. Neyse. Numan beni alacak şimdi. Ah! Fenomenimin ismini kaçırdım. Nasıl söylerim? Numan olduğunu nasıl söylerim? Neyse hadi. Bir fenomen yani, büyük bir fenomen kendisi, biliyorsunuz ki. Balıklama atlamayla meşhur kendisi. TikTok'a yazsanız hemen çıkar yani. Zaferimin gölgesinde kaldın. Yani. Neyse ben biraz onu kıskanıyorum da ondan böyleyim yani. Benim fenomenliğimi çaldığı için yoksa. Sıkıntı yok. Neyse videomuz böylece başlamış bulundu sanki. 3 dakikalık bir girişimizle videomuz başladı. Evet şimdi üstümüze bir şey seçelim. Bu arada yani makyaj masamın bu tarz dağınıklığı içinde kusura bakmayın. Yani göstermesem haberiniz bile olmayacak. Bunlarla bir makyaj videosu gelsin mi? Gelsin zaten işimle. Neyse burayı bir toparlayayım diyeceğim de çok sarmadı toparlamak. Ay tipimi kesin. Eyvah eyvah. Neyse. Hadi bakalım kıyafet. Bunlar kötü ki yani. Ne renk giysem ya, siyah sanki değil mi? Neyse bu. Aa hırka da giyebilirim. İçi polar bunun. Ama bunu da birkaç gündür üstte giyiyorum. Ne giysem çok kararsız kaldım. Şuradakilere de bakalım. Çantaları kes ya. Bu ne? Pazar şeyi gibi. Pazar malları gibi. Neyse dur bakayım. Ay galiba bir şey bulamayacağım. Aynen ha kanka. Hiçbir şey giymeden çıkmam mıyım neyim? Neyse durun bekleyin sekte. Ay. Fena dirilci bir şekilde giyindim. Kombinim bu şekilde. Tabii ki gözükmüyor. Hemen göstereyim. Enayi gibi giyindim ama ne yapayım? Değil mi? İçimde şöyle bir sweatshirt var. Bence güzel. Üstümde de böyle bir yelek kapşonu var. Çünkü havada yağmur var. Ve siyah tayt. Altına ayakkabı. Bilmiyorum. En sevmediğim ayakkabıyı giyeceğim. Çünkü hava yağmurlu.
Teşekkürler. Şimdilik Numan çıkmış evden, onu beklemece. Bir de beyaz çantamı taksam siyah mı diye de bir düşünmüyor değilim. Banu Berberoğlu gibi konuşuyorum, neyse. Hadi bakalım. Çantayı bunu takacağım çünkü direkt dün de bunu takmışım. Boşuna hiç içini değiştirmek istemedim. Parfümümüzü sıkalım. Çünkü güzel kokmak. Ah! Güzel bir şey ama kör olmadan sıkın. Yani ilk defa parfüm sıkıyorum herhalde. Ay işte hayat zorlukları. Neyse. Şımardım iyice ama ne zamandır video çekmiyorum. Bırakın da şımarayım. Panlarımızı da takalım. Ağlamasın evde. Zaten ne zamandır takmıyorum. Çünkü bayağı, bence bayağı modası geçti Pandora'nın. Ama canım bu aralar bir takmak istiyor nedensizce. Böyle şıngırtı şıngırtı kollarımda istiyorum yani. Yazık. Yazık bana. Gören de hepsi dolu sanır. 3-5 tane var ama canım arkadaşlarım aldı bana. Onları buradan çok öpüyorum. En son Duru doğum günümde aldı diye hemen dedim takayım. Çok mutluyum. Bu arada doğum günümü kutlayan herkese de teşekkür ederim. Üzerinden 1,5 ay geçti ama olsun, hiç önemli değil. Buradan sizleri öpüyorum. Çantamda ne var mı yapsak acaba Numan gelene kadar? Hayır tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Bu arada benim jülüm vardı. Kaybolmuştu. Bayağı hani yani dün kayboldu aslında. Bir günlük kayıptı ama ben dedim ki kendimce, helal para Başak. O bir yerden çıkacak aslanım dedim kendime. Bugün bir baktım jülüm çıktı. Meğerse kuaförde düşürmüşüm. Güzel değil mi? Yani kayıp olmaması güzel. Kaybolması kötü bir şey tabii. Bir gün boyunca kullanamadım. Zaten normalde de kullanmıyorum açıkçası. Bir tek hani böyle elinden giderse bir şeye değer verirsin ya. İşte hayatın acı gerçekleri. Bundan dolayı böyle bir üzüldüm. Ama ölen de ölünmüyor. Giden de gidilmiyor değil mi? Bunu gördükçe bir üzülüyordum. Diyordum şimdi anısı var. Jül burada şarj oluyordu ama işte geri geldi. Geri geldi. Pişman olmuş beni kaybettiğine. Neyse. Ay burnum da bir akmıyor değil. Hasta olmuyorum inş. Allah. İyice bir ergen şeylerine girdim. İnş minş demeyeyim. İnşallah diyoruz. Türkçemizi düzgün kullanıyoruz. Ay evet, sıcak oldu bir. Bir de gözlük mü taksak ne dersiniz? Şöyle bir çıksam mı dışarı acaba bir? Wow. Güzel. Burnum harbi akmaya başladı. Sıkıntılar yaşanabilir. Neyse hadi biraz telefona bakalım bari beklemece zamanımızda. Tipim tam bir enayi gibi çıkıyor. Bu arada hemen size bahsedeyim. Tırnaklarımı Kübra Toksoy'da yaptırıyorum, Bahçeşehir. Kirpiklerimi hemen Instagram'ı buraya bırakırım. Ayşe abla eve gelip yapıyor. Ama onlar randevu alabilirsiniz yani diye düşünüyorum. İlk başta Emsel Doğan'da yaptırmıştım ama Ayşe abla oradan ayrıldı. Ben de direkt Ayşe ablayla devam ettim. Böyle ipek kirpiklerimiz. Onun dışında başka saçımı da Erdal Alp Bahçeşehir'de yaptırıyorum. Bu kadar. Başka bir bilgi benim hakkımda bilmek ister misiniz? Bilemedim açıkçası şimdi. Okul hakkında konuşayım. Numan'ın yanında çünkü çok kendim hakkında konuşmam diye düşünüyorum. Birazcık onun fenomenliğiyle ilgili konuşuruz. Bundan dolayı hemen size bilgi vereyim de. Acaba burnumdaki sümük gözüküyor mu? Yok, ben bile görmüyorum. Sadece bir hismiş. Neyse devam edeyim ben. Ne diyordum? Ha, ben bilgide biliyorsunuz okuyordum. Uluslararası ticaret ve işletme ama hazırlık okuyordum. Ben onu bitirdim. Erken bitirdim yani bayağı. Zaten ben 4. kurdaydım. 4 ve 5 yani 5'e kadar kur var. 4 ve 5. kuru direkt 2-2 yani 4 ayda bitirmiş bulundum. Kendimi tebrik ediyorum. Ne diyeyim ki ben şimdi size yani. Öyle 6 ay boyunca ne yaptın peki bu zamana kadar diye sorarsanız da neler neler yaptım neler neler dersem çok yalan olur. Çünkü gerçekten uzun bir süre yattım. Ama annemin yanında çalışıp anneme yardım ediyorum. Kendim bir şeyler üretmek için de uğraşıyorum. Böyle yani. Ay burnum fena akıyor. Çok özür dilerim sizi bunlara mahrum bıraktığım için. Bu kadar. Kitap ne zamandır okumadığımı fark etmiş. Şimdi geçen ay aldığım ve hiç açmadığım kitabı hatırlayınca gördüm yani şimdi. Kitap da okuyalım. Neyse saat de 7:30 oldu. Numan da nerede kaldı hiç bilmiyorum gerçekten. Banu Berberoğlu gibiyim. Neyse şu tipten bir kurtulmak lazım ama şu an çok rahat böyle wow moddayım yani. Anlatabiliyor muyum? Anlamadınız ama neyse. Mutfağa geldik. Buradan peçete bulamadım. Tuvalete gideyim. Berk kim mi? Bir haber gelmeyince ben de ne yapsaydım? Tamam ama yani tamam ama ne yapabilirim ki ben şimdi? Alo. Alo, alo. Alo, alo. Alo. Diyorum. Neyse ben tam Numan'a şimdi diyeceğim. Bakalım Numan'ım ne diyecek bu duruma. Bak Allah'ım senin ben. Senin bu dengesizliğin nedir? Şimdi sizi son durumdan bir haberdar etmek istiyorum. Çünkü ufak karışıklıklar yaşandığını hissettim. Hoparlörümü şarja taktım. Osman Bey çünkü öyle istedi. Çünkü aşağıda otururken şarkı dinleyecekmişiz.
Bu kadar. İlk başta Numan'ım gelip beni alacak. Yani fenomen diye bahsettiğim canım arkadaşım. Espresso'ya inip kahve içeceğiz. Osman da orada olacak. Daha sonra Osman, Numan, ben büyük ihtimalle bizim sitemizin aşağısındaki çardağımızda oturacağız. Tamam. İşte bu kadar yani. İtici olmaya gerek yok. Özür dilerim yani gerçekten. Şımarıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım ki? Ne olacak ki? Kimseye şımarmıyorum. Ne olacak ki burada şımarsam? Ne olacak? Ne olabilir ki? Neyse şaka, tamam. Aynı itici bir insan. 15 dakikada kişilik sorunlarım ortaya çıktı. Nasıl oldu bu? Neyse. Ay, video işte tam benlik değil mi yani? Tam böyle boş boş konuş babam konuş tarzı. Numan koş, aşağı ineyim mi? Geldim ben. Tamam, iniyorum. Diril kadın sokaklara çıktı. Bu ne ya? Çuval gibi miyim? Yok bence. Gayet okey. Bakın, pis tersiniklerimi giydim ki diğer ayakkabılarım mahvolmasın. Bu mevzuyu konuşmuştuk zaten. Neyse. Bugün fena enerjik bir günümdeyim ya. Umarım bu videoyu yüklerim. Çünkü ben çok mutluyum bunu şu an çekerken. Yani bu vibe'ı size de geçirmek çok isterim. Çok. Fenomenimizin yanına geldik. Çok heyecanlıyım şu an. Elim ayağım titriyor. Bir fenomen. Ay, inanmıyorum. Araba söylüyormuşum bunu çek. Woo! İşte Numan Koş. TikTok'unu, Instagram'ını hemen buraya yazıyorum. Yazmana gerek yok, biliyorlar. Evet, çünkü sen bir fenomensin dostum. Benim ge. Let's go. Bugün fena bir enerjim var, biliyor musun Numan Koş? Allah Allah. Her zamanki gibi desin. Kendine bir takar mısın? Her zamanki gibi de. Her zamanki gibi. Evet. Ay pardon, çok özür diliyorum, eyvahlar olsun. Çok özür dilerim. Başak, bir daha girelim mi? Hayır, girmeyelim. Hatta soğuk hava dalgası geldi biraz önce. Wow, soğuk hava dalgası. Bak, görüyor musun? Bak, bunlar iPhone 13 Pro'da yok işte. Ya? Şey. iPhone 13 Pro mu var abla? Kaç para abla? Kahve için oturduğumuz espresso'dan kalkma kararı aldık. Açtığımızı fark eden biz enfese doğru yemek yemeye koyulduk. Bu kadardı. Sonra kaplumbağa niye eve önce gidiyor? Yanlış mıyım? Kaplumbağa deden. Yok, öyle değil de. Neyse, hadi kemeri siz bağlarım. Bir kaza yapacağız. Tövbe de tövbe de, Allah Allah. Geldik biz yemek yemeye. Enfesimize geldik. Canımız enfesimiz. Niye hiç netlemiyor? Vallahi telefonla çekeceğim şimdi. Poz ver bakayım. 200 dolar ne, yok neydi? 200 milyar saat, 200. Saat. Beni de almayı düşünüyor musun? Hayır am. Memleketin planı. Memleketin ayarlarıyla oynayacağız ha. Yes patates. Şimdi evden hoparlörümüzü aldık ve bizim aşağıda oturmak için ben aşağı iniyorum. Patlamış mısır falan filan bir şeyler aldık. Otururken çardağımızda oturacağız. Büyük bir aktivite. Enerjim bir tık düştü farkındaysanız. Nedensizce. Sebepsizce. Geri gelir diye düşünüyorum zaten. Niye gelmesin ki, yanlış mıyım? Evet. Hayır, sen bakayım. Veriyor muyum? Hayır, vermiyorsun. Kanka, kamera oynamasana bir kere. Soruyu 3 kez tekrarlayacağım. Açma oradaki kardeşimin göğüne. Açsa verelim de. Evet. Şimdi göletteki kanguruya geldik. Kanguru, guru 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 kanguru. Tamam. Evet, böyle burada yemek yemeye çalışacağız inşallah. Yaşıyorum her anı, sanki kombat yaptım gene, bak oldu bomba. Saat 200 milyar. Level C5 eşittir çiçek, kafalar fişek. Of. Bak bak. Elbise
Neyi çekiyorsun şu an? Nasıl netleşiyor bu? Bunu herkes bilmez. Son kalan beyin hücrenleri yaptın herhalde. Oy Didem. Ben sensiz nerelere gidem. Yalnız gel kimseye görmeden. Sonumu düşünemem, göz almışım elimi ben. Toyota 100 binim nakit, gel uçursak private. Dışarı yalnız gel kimseye görmeden. Sonumu düşünemem, göz almışım elimi ben. Sen de beni gördün gözlerinde. Yeah, yeah, yeah. Last game has made it, let's slide. Yeah, ben. Yeah, o yerde 100 binim nakit, gel uçursak private. Yanımda gang, loyalty etrafım aynı. Meine Baddie macht Moves, lieb ihre Tattoos, sag ihre Dessous, Victoria's Secret, Booty ein Pfirsich, wenn du mit mir